Merhaba sevgili çocuklar, ben Serdal öğretmen. Birinci sınıf Türkçe dersi 5N konusunu, 5N1K konusunu birlikte işleyeceğiz. Konuyu hazırlayan Müzeyyen öğretmenime ve Afet öğretmenime çok teşekkür ediyoruz. Ve hemen konumuza başlıyoruz. Önümüze bir metin çıktı. Önce metnimizi okuyalım. Bir okul gezisi. Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Pazar sabahı okulun düzenlediği geziye katılmak üzere yola çıktık. Okulun önüne vardığımızda servisler hazır bekliyordu. Heyecanlıydım. Kim bilir ne kadar çok eğlenecektik. Zeynep kocaman bir salıncak ipi getirmiş. Serdar yeni futbol topunu almış yanına. Ben de voleybol topumu almıştım tabii. İçim kıpır kıpırdı. İnşallah çok güzel geçer dedim kendi kendime. Sevgili çocuklar, biz okuduğumuz bir metni daha iyi anlamak için 5N1K yöntemini kullanıyoruz. 5N1K yöntemi soru sözcüklerinden oluşur. Peki nedir bu soru sözcükleri? Ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin? Niçin bazen neden olarak da ifade edilir. Bunlar 5N soru sözcükleri. 1K dediğimiz ise kim soru sözcüğünden oluşmuştur. Şimdi okuduğumuz metinle ilgili 5N1K çalışmalarını yapacağız. Sevgili çocuklar biliyorsunuz metin çalışmalarında mutlaka metnimizi önümüze almalıyız. Metinle ilgili soruları yanıtlarken yanıtları metinden bulmalıyız. Ben ilk soruyu okuyorum. Okulun önüne vardığımızda bizi ne bekliyordu? Ne sözcüğünü sanırım 5N1K'dan hatırlıyoruz. Peki hemen parçamıza geçelim. Parçamızı ben önümüze alıyorum. Sorumuzu da tekrar okuyarak yanıtını parçadan bulmaya çalışacağız. Okulun önüne vardığımızda bizi ne bekliyordu? Çocuklar, okulun önüne vardığımızda servisler hazır bekliyordu cevabı parçamızda var. Hemen yanıtımızı yazıyoruz. Cümlemize her zaman olduğu gibi büyük harfle başlıyoruz. Okulun önüne vardığımızda bizi servisler bekliyordu. Servisler bekliyordu. Peki hemen İkinci sorumuza geçelim çocuklar. İkinci sorumuz şöyle. Geçen hafta sonu nerede kaldım? Hemen parçamıza geri dönüyoruz. Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Cevabını hemen yazıyoruz. Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Evet, cümlenin sonuna noktayı hemen yapıştırıyoruz. Sırada üçüncü sorumuz var. Zaman ile ilgili bir soru. Okulun düzenlediği geziye katılmak için ne zaman yola çıktık? Hemen bakıyoruz. Geçen hafta sonu anneannemlerde kaldım. Pazar sabahı okulun düzenlediği geziye katılmak üzere yola çıktık. Pazar sabahı bizim zamanımız çocuklar. Hemen yazıyoruz. Diyoruz ki pazar sabahı yola çıktık ve noktamızı koyduk.
Dördüncü soruya bakalım. Gezi için nasıl hissediyordum? Gezi için nasıl hissediyordum? Parçamızı hemen önüme aldım. Ve heyecanlıydım. Evet, Gezi ile ilgili buradaki duygum hemen ortaya çıktı. Gezi için nasıl hissediyordum? Hemen güzel kurallı bir cümle yazıyoruz. Cümlemizin ilk harfi büyük. Gezi için heyecanlıydım. Diyoruz ve noktayı yapıştırıyoruz çocuklar. Evet, beşinci soru. Niçin? Neden? İle ilgili bir soru. Niçin pazar sabahı okulun önüne gittik? Bakalım. Hemen parçamızı yine önüme aldım. Bütün sorularımın cevabını parçada bulabilirim çocuklar. Pazar sabahı okulun düzenlediği geziye katılmak için üzere yola çıktık. Yani bizim cevabımız aslında burada apaçık ortada. Cümlemizi hemen yazalım. Okulun düzenlediği geziye katılmak için okulun önüne gittik. Biraz uzun bir cümle oldu çocuklar ama kendimizi gayet güzel ifade ettik. Okulun düzenlediği geziye katılmak için okulun önüne gittik. Peki hemen diğer sorumuza bakalım. Altıncı soru der ki çocuklar, kim? 1K'daki kim? Kim salıncak ipi getirmiş? Evet, gezi için birçok kişi birçok şey getirmişti. Zeynep kocaman bir salıncak ipi getirmiş. Zaten hemen yanıt karşıma çıkıyor. Zeynep kocaman bir salıncak ipi getirmiş. Yanıtını yazıyoruz. Zeynep, cümle başı büyük. Özel isim. Zeynep salıncak ipi getirmiş. Getirmiş deyip cümlemizi tamamlıyoruz çocuklar. Sevgili çocuklar, bir okul gezisi ile ilgili metin çalışmalarımız, 5N1K çalışmalarımız burada sona erdi. Şimdi başka bir okuma metniyle karşı karşıyayız. Ben size metni okuyacağım. Daha sonra metinle ilgili 5N1K çalışmalarını tamamlayacağız. Metnimizin başlığı bahçemdeki meyveler. Bahçemizdeki kayısılar ve şeftaliler olgunlaştı. Bahçemizde mis gibi meyve kokuları var. Kirazlar da kıpkırmızı oldular. Şimdi tarlaya gidiyorum. Karpuzları sulamam gerekiyor. Dönüşte hepsinden tadacağım. Evet, metnimizi okuduk. Metnimizle ilgili 5N1K çalışmalarını yapalım. Çocuklar tarlada ne yapacakmış? Çocuk tarlada ne yapacakmış? Çocuklar hemen parçamıza geri dönüyoruz. Evet, şimdi tarlaya gidiyorum. Şimdi tarlaya gidiyorum ve ne yapacağını söylüyor. Karpuzları sulamam gerekiyor. Yani çocuk bahçeye gidip karpuzları sulayacak. Çocuk yazıyoruz. Kahramanımız bir çocuk. Çocuk tarlada karpuzları sulayacakmış. Dedikten sonra noktamızı koyuyoruz çocuklar. İkinci soruya geçiyoruz. Çocuk meyvelerin tadına ne zaman bakacakmış? Hemen metnimizi önümüze koyduk. Son cümle benim dikkatimi çekti. Tadacağım kelimesi.
var. Sorumuzu tekrar okuyoruz. Çocuk meyvelerin tadına ne zaman bakacakmış? Dönüşte hepsinden tadacağım diyor çocuklar. Demek ki bahçeden döndükten sonra hepsinin tadına bakacak. Ve cümlemizin başı büyük olarak diyoruz ki kahramanımız çocuk. Çocuk meyvelerin tadına dönüşte bakacakmış. Noktamızı koyduk çocuklar. Hemen üçüncü soruya bir bakalım. Nerede kayısılar ve şeftaliler olgunlaştı? Metnimiz bize bu konuda yardımcı olacak. Çocuklar, bahçemizdeki kayısılar ve şeftaliler olgunlaştı. Nerede? Nerede? Bahçemizde. Hemen bunu da yazalım. Bahçemizdeki kayısılar ve şeftaliler olgunlaştı. Evet, noktamızı koyduktan sonra dördüncü soru der ki çocuklar, bahçe nasıl kokuyormuş? Ben bahçenin mis gibi koktuğunu zaten okurken fark etmiştim. Bahçemizde mis gibi meyve kokuları var. Bahçe nasıl kokuyormuş? Kurallı bir cümle için önce diyoruz ki bahçe mis gibi kokuyormuş. Noktamızı hemen yapıştırıyoruz çocuklar. Beşinci soru der ki, bahçede niçin meyve kokuları var? Bahçede niçin meyve kokuları olduğunu bize hemen metnimiz söylüyor. Diyor ki, bahçemizdeki kayısılar ve şeftaliler olgunlaştı. Bu yüzden mis gibi kokuyor. Neden meyve kokuları var? Kayısılar ve şeftaliler olgunlaştığı için. Kayısılar ve şeftaliler olgunlaştığı için meyve kokuları var. Noktamızı koyduk. Şimdi çocuklar 5N1K ile ilgili son sorumuzdayız. Son sorumuz kahramanı bulmaya yönelik ve tahmin ettiğiniz gibi kim soru sözcüğü? Kim tarlaya gidiyor? Tarlaya giden kahramanımız yanıtlarken de fark etmişsinizdir. Hep çocuktan bahsettik. Ve kahramanımız çocuk tarlaya gidiyor. Ve noktamızı yapıştırdık sevgili çocuklar. 5N1K konusuyla ilgili konu anlatımımız burada sona eriyor. Konu çalışma sorularında buluşmak üzere. Görüşürüz çocuklar.